Evet, gelin ondalık sayılarla işlemler yapalım. Diyelim ki 4,22'ye 61,37'yi ekleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi soruyu ben çözmeden videoyu duraklatıp kendi başınıza bir deneyin. Size bu tarz sorularla karşılaştığımda nasıl düşündüğümü anlatacağım. Burada 4 tane birlik, 22 tane de yüzde birlik var. Burada da 61 tane birlik ve 37 tane de yüzde birlik var. Öyle değil mi? Peki bu işlemi 4 birlikle 61 birliği ve 22 tane yüzde birlikle 37 tane yüzde birliği ayrı ayrı toplayarak yapabilir miyim? Deneyelim. 4 artı 61, 65 birlik eder. Sonra 22 tane yüzde birlik artı 37 tane yüzde birlik de 22 artı 37'den 20 artı 30, 50 etti. 2 artı 7 de 9, 59 tane yüzde birlik eder. 59 tane yüzde birlik. 65 tane birlikle 59 tane yüzde birliği toplayınca da 65,59 eder. Daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız ondalık sayıları toplamanın farklı yolları vardır demiştim. İleriki videolarda da bu işlemleri yapmanın hızlı yollarını öğreneceğiz ama size farklı yöntemler gösterip bu işlemlerin arkasında yatan mantığı anlamanızı istiyorum. Az önce de söylediğim gibi bu tarz sorularla Mesela bir şeyin fiyatı 61,37 lira olsun, üzerine 4,22 liralık KDV geldiğinde toplam bulmak için ben birlikleri ve yüzde birlikleri ayrı ayrı toplamayı tercih ediyorum. Gelin bir örnek daha yapalım. 3,53 artı 4,72. Yine videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza deneyin. Bir önceki örnekte olduğu gibi önce birlikleri sonra da yüzde birlikleri toplayacağız. 3 birlik artı 4 birlik yüzde birlikler içinde artı 53 tane yüzde birlik artı 72 tane yüzde birlik yazalım. 3 artı 4 oldukça basit. Mavi yazalım. 7 etti. 53 yüzde birlik artı 72 yüzde birlik ise 53 artı 72. Şöyle yazalım. 53 yüzde birlik. Şuraya da 72 yüzde birlik yazalım. 3 artı 2, 5. 5 artı 7 ise 12 olduğu için buradan 125, yani 125 yüzde birlik elde edeceğiz. Peki sizce 125 yüzde birliği ondalık bir sayı olarak nasıl yazarız? Bunu 100 yüzde birlik artı 25 yüzde birlik olarak düşünürsek, 100 yüzde birlik bir tama yani bir tane birliğe eşit olacak. Değil mi? 1 artı 25 yüzde birlikte 1 artı 0,25 eder. Ve bunu da buradaki 7'ye eklediğimizde 7 artı 1 artı 0,25 eder. Tekrar edeyim, 53 yüzde birliğe 72 yüzde birlik eklediğimizde 125 yüzde birlik, yani 1 birlik artı 25 yüzde birlik elde ettik. 1 birliği 7 birliğe eklediğimizde de 8 birliğimiz olacak. 25 yüzde birliği de eklediğimizde sonuç 8 virgül 25 olacak. Şimdi de insanların bu tarz soruları nasıl çözdüklerini ve bunun aslında az önce kullandığımız mantıkla aynı olduğunu izah edeyim. Önümüzdeki videolarda toplama işlemlerinde ve çıkarma işlemlerinde basamakları alt alta getirmemiz gerektiğini göreceğiz. Bunun sebebi basamak değerleri aynı olan rakamları toplamak. Sayıları bu şekilde yazdıktan sonra da toplama işlemini basamak basamak yapacağız az önce benim gösterdiğim şekilde olmayacak ama toplama işlemini basamak basamak yapmak aslında biraz önce gördüğünüz mantığın aynısı. Önce yüzde birler basamağı. 3 yüzde birlik artı 2 yüzde birlik. 5 yüzde birlik eder. Sonra 50 yüzde birlik artı 70 yüzde birlik geldi. Bunu da 5 onda birlik artı 7 onda birlik olarak düşünebiliriz. Ne eder? 12 onda birlik eder ama onda birler basamağına 12 onda birlik yazamayacağımız için 12 onda birliği 1 birlik artı 2 onda birlik olarak düşünüp 2 onda birliği onda birler basamağına yazıp birliği de birler basamağına eklediğimizde bir kere daha tekrar edeyim 5 onda birlik artı 7 onda birlik 1 birlik artı 2 onda birlik etti. Ve son olarak birlikleri de topladığımızda 1 artı 3 artı 4'ten 8 birlik etti. 8 birlik, 2 onda birlik ve 5 yüzde birlik. Yani 8,25. İşlemi nasıl yaparsanız yapın aslında aynı mantığı kullanıyorsunuz. Yani yüzde birliklerle yüzde birlikleri, onda birliklerle onda birlikleri, birliklerle, birliklerle birlikleri topluyorsunuz. Ve onda birlikleri toplarken bir birlikten daha büyük bir sayı elde ettiğinizde de bu birliği birler basamağına ekleyip geriye kalan onda birliği onda birler basamağına yazıyorsunuz. Dediğim gibi ilerki videolarda daha bir sürü benzer alıştırma yapacağız. Hoşçakalın.